Kur'an-ı Kerim'de 23 surede 69 yerde ismi geçen, kendi ismiyle sure bulunan Hazreti İsmail ile İshak'ın babası, Lut'un akrabası, Hazreti Yakub'un, Yusuf'un ve gelmişlerin geleceklerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin büyük atası, tevhid mücadelesinin vazgeçilmez timsali ve örneği olan Kur'an-ı Kerim'de iki kez Üsve-i Hasene, en güzel örnek olarak ümmete sunulmuş olan tevhid abidesi Hazreti İbrahim aleyhisselamın hatıralarını yad etmek için Şanlıurfa'dayız efendim. Peygamberler ve veliler şehri Şanlıurfa'da alemlerin Rabbine eslemtu li rabbil alemin, alemlerin Rabbine teslim oldum diyen Hazreti İbrahim'in makamındayız. Hazreti İbrahim aleyhisselam dünyaya teşrif etmeden önce Nemrut, Allah'ın kendisine verdiği nimetler ve makamlardan dolayı büyüklenip kibre bürünmüş ve bundan dolayı enaniyetiyle kendisini ilah ilan etmişti. Zulmüne zulüm katıyor ve kendinden başka hiç kimseye karşı merhamet taşımıyordu. Bir gün Nemrut bir rüya görür ve gördüğü rüyayı sihirbazlarıyla kahinlerine anlatınca yorum olarak yeni bir çocuğun yakında doğacağını ve bu doğacak erkek çocuğun bu kurmuş olduğu imparatorluğu yok edip dinine son vereceğini ifade ederler. Kendisini bir korku saran Nemrut, askerlerine emir vererek ne kadar yeni doğmuş ve bu ay içerisinde doğmakta olan çocuk varsa hepsinin öldürülmesi talimatını verir. Hazreti İbrahim'in babası Azer, Nemrut'un puthanesinin sorumlusudur. Ona yakınlığından dolayı bu bilgiyi erken alır. Bu sebeple Hazreti İbrahim'in doğmak üzere yakınlaştığı bir anda eşini alarak arkamızda görmekte olduğunuz Mevlid-i Halil Camisi'nin bulunduğu yerdeki mağaraya getirir. Birkaç ay burada bulunur Hazreti İbrahim'in annesi ve doğum burada gerçekleşir. İlk zamanlarda yine Nemrut'un zulmüne ve gazabına uğranılmasın diye burada İbrahim aleyhisselam saklanılır. Ta ki artık Nemrut'un öfkesi geçmiş ve yeterince cana kıyılmıştır. Onun ardından İbrahim aleyhisselam bu mağaradan çıkar ve Rabbisinin kalbine vermiş olduğu vahyi insanlara tebliğ etmeye devam eder. Bu mağaranın diğer bir hatırası, diğer bir önemi ise İbrahim aleyhisselam çocukluk zamanında burada annesi ve babası onu burada bıraktığında tefekkür içerisindedir. Sorar bir gün annesine, anne beni kim yarattı? Ben der, seni kim yarattı? Baban der, babamı kim yarattı? Nemrut der, Nemrut'u kim yarattı deyince sessiz kalır sorusu. En'am suresinde buyurulduğu üzere bu sefer mağaranın çıkışından bir semaya bakar. Yıldızı görür, parıl parıl parlamaktadır. Der ki benim Rabbim herhalde budur. Bir zaman sonra yıldız kaybolunca bunun üzerine der ki ben kaybolanları sevmem. Ay'a bakar. Olsa olsa Rabbim herhalde aydır der. Ay yok olmaya başlayınca ben kaybolup akıp gidenleri sevmem der. Güneş çıkmıştır. Her yeri aydınlatır ve sıcaklık sunar. Herhalde budur benim Rabbim der. Ama güneş de akşam olunca batınca, hayır hayır, benim Rabbim bunlar olamaz. Bunları doğurup batırtan, yaratıp yaşatan olabilir der. Ve buradaki imanını bir zaman sonra aynı şekilde babasıyla Nemrut'un suratına karşı söyler. İşte bu mağara, o hatıranın, vahyin İbrahim aleyhisselamın kalbine tenzil olduğu, özel İbrahim aleyhisselamın doğduğu makam mağarası. Hazreti İbrahim aleyhisselam neden sonra Azer tarafından tekrardan evine döndürüldüğünde Azer Nemrut'a efendim ben çocuğumu yanlış anlaşılır diye sakladım diye bilgi verecek. Nemrut da senden bana yanlış gelmez diyecek ve bundan dolayı Azer'in yanına getirmiş olduğu İbrahim'e dokundurmayacaktır.
bir keresinde Azer Puthane'deyken gelecekti İbrahim Aleyhisselam ve diyecekti ki Mümtehine suresinde buyurulduğu üzere, ey baba, neye tapıyorsunuz böyle? Nedir bu taptığınız taştan yapılmış olan varlıklar? Bunların size bir varlık olarak fayda veremediğini görüyorum. Zarar da veremediğini görüyorum. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Nemrud'un puthanesine gelip gitmekte olanlara karşı ortaya çıkıp, ne şu güneş, ne şu ay, ne de şu yıldız değil, benim Rabbim Allah'tır dediğinde, kavmi onu azarlayacak, onunla mücadeleye girişeceklerdi. Güneş. Bunu duyacaktı Nemrud ve sonra çağıracaktı yanına bir gün Azer'le beraber. Ey İbrahim, sen bilmez misin? Buraların ilahı benim. Senin ilahın kim ki? Ne yapabilir ki? Diyecekti. Hazreti İbrahim, Bakara suresinde buyurulduğu üzere kendisiyle çekişmeye başlayacak ve diyecekti ki, benim Rabbim istediğini öldürür, istediğini diriltir diyecekti. Bunun üzerine Nemrud, bunda ne var ki? Bunu ben de yapıyorum diyecek ve cezaevinde bulunan silcisinin taşıyacağı vakarla duracak ve şöyle diyecekti. Kutlama bayramıdır ve Nemrud'un ortağı olan putlara yemek verme günüdür. Burada Hazreti İbrahim bütün putları kırdıktan sonra, olur ya belki gelip bu puta sorarlar ve bu da onların imanına vesile olur, belki birazcık aklederler diye elindeki baltayı en büyük putun omuzuna asacaktı. Bunun üzerine Nemrud, sen insanları dininden döndürmeye çalışan bir sapkınsın. Seni aleme örnek ve ibret olsun diye yakacak ve cezalandıracağız diyecekti. Arkamızda görmüş olduğunuz iki sütunun bulunduğu yere mancınık kurduracak. Yaklaşık 7 ay. ...üzere hazırlandıklarında bu sefer Cebrail Aleyhisselam gelip ona soruyordu. Diyordu ki, benden ne istersin diye. Oysa hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ben Rabbime güvenir, ona dayanırım. O en güzel dost ve vekildir diyordu. Onun ardından ateşe atılırken Rabbisi onun teslim olmasına tetbikatı bulunacak ve bunun karşısında Eslemtu li Rabbil Alemin diyen İbrahim Aleyhisselam için Ya naru kuni berdan ve selamen ala İbrahim ayetince burası serin ve selamet olacaktı. Nemrud'un ateşi suya, odunları ise balığa dönüşecekti. İbrahim Aleyhisselam ise bir gül bahçesinin içinde bulunacaktı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un hazırladığı ateş atılırken bütün halk buradaydı. Nemrud'un ailesi de buradaydı. Alim ettiklerine yakın tutan birisiydi. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içerisindeki gül bahçesine düştüğünü görünce, hayır hayır, siz onun ateşe düştüğünü mü sanıyorsunuz? O bir bahçenin içerisine düştü diyecekti. Allah'ın izniyle yanan ateş, Allah'ın emriyle yakacak, Allah'ın